Şurada Ronaldo'yu gördük. Çok güzel top. Ronaldo. Messi. Messi. Affet. De Bruyne. De Bruyne Ronaldo'ya. Biz bu işin mektebini okuduk. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Müzik Amal Akeli, videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizin yorumlarınızdan gelen en pahalı challenge'ları yapıyoruz. Ve bugünkü challenge'ımızı kim istemiş, bizden ne istemiş? Demiş ki İsmail tam 461 İsmail Sek sekerek İsmail. Abi video önerisi, en sevdiğin oyunculardan kadro kur. Çok fazla aldım bu yorumu. Çünkü maçlarda bazı oyuncular denerken, örnek veriyorum, Griezmann'ı çok seviyorum diyordum. Sonra diyordum ki en sevdiğim oyunculardan kurulu bir kadro maç yapacağım diyordum ve yapmıyordum. Evet, ben de böyle bir adamım işte. Adam gibi adam lan, ölürsem onu ölürüm kardeşim. Bu yorumu da görünce İsmail kardeşimin, yapayım dedim. En sevdiğim oyunculardan kurulu 18 kişilik kadromuzu kurdum hocam. Hepsini ayrı ayrı seviyorum, tek tek konuşacağız. Neymar, neden Neymar'ı severim? Belki de benim şu an YouTuber Remzi Kamalak olmamdaki en büyük paylardan biri Neymar'a aittir. Çünkü Neymar'la attığım Marsilya dönüşü artı plase goller gerçekten çok akılda kalıcı, enstantane hale gelmişti. İnsanların direkt aklında yer etmiştik. Neymar'la çok güzel goller attım ve PES 2020'den bu yana Neymar'la beraber TikTok'umuzu geliştirdik. Geri YouTube'a adım attık. Ronaldo ve Messi'yi gerçekten siz seviyorsunuz diye aldım. Ben ikisini de seviyorum eyvallah, ama benim en sevdiğim oyuncular arasında değil. Ha, yine iyi insanlar şu kadroyu kurarken, belki beni yakınlaştır, asla iyi oyunculara göre dizmedim bu kadroyu. Tamam mı? Ben en sevdiğim oyunculara göre kadro kurdum. Dünyanın en iyi 11'i de değil, Avrupa'nın en iyi 11'i de değil, Asya'nın da değil. Sadece benim en çok sevdiğim oyuncular. Ronaldo, Messi sırf siz çok seviyorsunuz diye koydum kadroyu. Abi ne gerizekalı bir durum bu. Ben de seviyorum ama tabii benim enlerim arasında değiller. İkisi de dünyanın en büyükleri olabilir. De Bruyne belki de beni son 2 senedir en çok heyecanlandıran ofansif orta saha oyuncusu. O yüzden De Bruyne'nin yeri bendeydi. İzlerken çok heyecanlanıyorum. Griezmann benim için guardlardan biridir. Hani çok tatlı, çok kadife bir bileği var. Onu izlerken aşka geliyorum diyebilirim. Iniesta bence Xavi'den iyidir. Bence dünyanın en iyi orta saha oyuncusudur. Yani canlı canlı izledim ben o 2010 Dünya Kupası'nı. Daha sonrasında o efsane Barcelona kadrosunu. Iniesta bir takımın beynidir hocam. Sağ bekte Arnold. Tarzını çok beğeniyorum. Bence karizmatik. Hakikaten bende bir karizma var. Allah vergisi. Stoper'de Pepe var. O dönem herkes Ramos fanıyken ben Pepe'ciydim hocam. Ben hep galibanın yanındaydım. Pepe benim için ayrıydı. Beşiktaş'a da geldi. Çok şaşırdım geldiğine ama gerçekten çok da güzel oldu. Türkiye'de izleme şansı bulduk. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük stoperlerinden biri. Hani efendilik desen yok, ahlak desen yok. Çok sert bir adam. Van Dijk son dönemin bence en karizmatik stoperidir. Çok ya, defanslı adam çok karizmatik duruyor ve gerçekten hani devasa bir adam. Şöyle baktığında kalıplı, hani adam gibi adam. Ama en büyük problemi bu adamın yanına adam gibi bir ekürü bulamaması. Böyle Pepe Ramos gibi ya da Pique Puyol gibi bir ekürü bulsa Van Dijk gerçekten durdurulamaz olabilir. Sol bekte Carlos dünyanın gelmiş geçmiş en iyisidir. Sol bek mevkisinde Türkiye'de gördük. Canlı canlı izledik. Adamdır. Tek geçerim ya, Carlos hakkında konuşmaya gerek yok. Casillas, PES'te nefret ettiğim bir oyuncu ama gerçek hayatta benim en sevdiğim kalecilerden biri. Van der Sar'ı çok seviyordum United'da, o oyunda yok. Keza Mustera'yı seviyorum. Ha, o sene Snyder vesaire de var ama taraf olduğumu düşünürsünüz diye onları koymadım tabii ki. Ya Drogba Murokba da var. Onlar ayrı hesap. Onların hepsine bayılıyorum da. Diğer takımın arkadaşlarımız ulan Galatasaraylısın diye böyle falan demesin diye onları koymadım. Ne yüzde gel. Yedeklerde Thiago Alcantara orkestra şefi. Şov yaptı. Yine büyük oynadı. Çok iyi bir bilek. Bayılıyorum. Çok zeki bir adam. Bayern Münih'te özellikle çok zeki işler yaptı. Onun dışında Ronaldinho. Benim TikTok'a başladığım video Ronaldinho videosudur. Ronaldinho dans videosudur. Onun yeri bende çok özeldir. Gareth Bale belki de dünyada en sevdiğim sağ açık Gareth Bale'dır diyebilirim. Gerçekten. Çünkü inanılmaz tatlı bir tekniği vardı ve yani topa yana çok yakışıyordu. Bu kolay kolay her futbolcuda olmaz. Bence Gareth Bale hani benim bestimdir. Tabii ki de dünyada çok daha ileri var da. Benim en haz aldığım adamdır. Havertz o hocam aldatılmış ve yıkık bir adam olduğu için yıkıksın
Bazen o yıkıklıkta kendimizi aynı yolda bulduğumuzu hissedip beraber duygulandığım bir adam olduğu için de Havers'i çok seviyorum. Üzerine Mbappe çok sevmezdim. Deprem oldu burada. Adam aradı Acun'la konuştu. Öncelikle iyi akşamlar Kiran. Bizlere motivasyon vermek için, o yüzden Mbappe de adam gibi adamdır. Di Maria çirkin olduğu için kıymet bilmedi, aynı benim gibi. Harry Kane tarihin en büyük loser'u. Harry Kane midir, ben miyimdir tartışılır. Onu da çok seviyorum ama kardeşim git artık bir Real Madrid, bir Bayern Münih'te oyna be, yeter be. Bir değişiklik olsun, bıktık ya. 20-30 gol atıyorum Premier Lig'de, kupa kazanamıyor ya, kaç sene olmuş. Bunlar benim Goat 11'im ve o zaman ne yapıyoruz? En sevdiğimiz 18 kişilik kadroyu tanıttık. Siz de en sevdiğiniz oyuncuları yazarken Berke bizi maça ışınlıyor, oynat bakalım. Evet, rakibimiz geldi. Bakalım nasıl bir rakip geldi. Hüsüm hüsüm, peki hüsüm. Türk rakipleri özledim, Türkleri özledim artık. Ben ülkemi özledim. Türkler karşıma çıkabilir mi be kardeşim be? Hocam, kimsenin aşağı bakmaması bizim Rabbimiz tarafından bize gönderilen bir nimet. Kadromuz güzel. Böyle başlayacağız rakibin kadrosuna. Bakalım. 4-1-2-3 oynatıyor. Griezmann, Lewandowski, Mbappe, De Bruyne, Bernardo falan filan. Gayet güzel. Rakibin yedekleri de böyle. Nice hocam. Ve başladık maçımıza. Ronaldo, De Bruyne, Iniesta. Şurada Ronaldo'yu gördük. Çok güzel top. Ronaldo. Allah. Biraz daha yaklaşabilirdik gibi sanki. Grizu affetmez bebeğim. Hocam, şimdi Messi. Çok güzel, çok güzel. Harika top, Grizu. Şöyle Arnold'u gördü. Arnold, Cancelo, o da aldı. Messi, affetmez. Abi kurtar, çok büyük. Çok büyük hocam. Küçük paketlerden büyük hediye çıkarmış. Hop, Leva, hop, Iniesta. Aldık Pepe'ye. Pepe'den Van Dijk'a doğru. Van Dijk. Alırsın diye umut ettim be. İyi bir çocuğa benziyordun. Severdim seni. Hop. Baba tarihin en iyi kalecilerinden biri. PES'te 5 par etmese de daim tarihin en iyilerinden alır. De Bruyne, Ronaldo. Şöyle gördü hocam. Arnold, Messi gördü. Messi, Cancelo da çok hızlı. O zaman hemen bir verkaçla Messi'nin boğazından şey yapacağız. Söktüreceğiz Cancelo'yu. O da güzel orta açıp Ronaldo'ya vurduracak. Messi Ronaldo'yu vurduracak derken çirkin şeyler anlamayın. Vurdurdum. Vurdurdun mu? Evet. Ben sana vurdur demiştim. Şimdi o zaman Mbappe oynasınlar abi. Ronaldo geldi De Bruyne. De Bruyne Ronaldo'ya. Ronaldo vurdu 1-0. Oğlum ne De Bruyne affeder ne Ronaldo. Bu De Bruyne oyunda siz fazla sevmiyorsunuz ama ben bayılıyorum. Siz sevmiyorsunuz diye de oynatmıyorum. Teşekkür ederim. Baba böyle bir şey yok. Şöyle Pepe. Pepe'den Iniesta'ya. Iniesta Grizu'ya. Grizu Van Dijk şöyle Neymar'ın önüne doğru. Hani 1-2 milisaniye oynama olsa bence tarihi bir pastı. Peki. Niyetin güzel. Niyetin halis kardeşim. Tamam. Bernardo. Şimdi Carlos. Mbappe'yi. O ikisinden birini kaçırmayı deneyecek. Olma, yani aynen. Olacağı oydu çocuğun. O çocuğun oluru o. Şimdi Messi. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo Messi'yi gördü. Messi alır mı? Aldı mı? Alamadı. Şöyle bastırsa ki. Aha bende. O topun ona gitme imkanı yok. Öyle bir şey yok yani. Kitapta yazmış kardeşim. Ya yani Grizu. Ronaldo'ya atabilirdim bence o topu. Hani Messi'cisin diye yapmadın ama eyvallah. Hocam Messi o da vurdu olmadı. Neymar kafayla. Neymar nereye indirdin hayatım, nereye indirdin? Ronaldo geldi aldı bugün. Rakibin ensesine yapıştı. Her topta var. Şimdi Mbappe bıraktı. Bernardo Silva'ya. Iniesta. Lewandowski hop Carlos. Carlos'tan Neymar'a. Neymar'dan De Bruyne. Ah be bir geçseydi o top. Ronaldo. Courtois. Rakip hızlı başladı. Artık hataya yer yok diyor rakip. De Bruyne. Baba Pepe'yi çekeriz. En fazla De Bruyne'nin önüne tik tak oynar. Oynayamasa da maç biter zaten. Güzel. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Ronaldo'nun çok hırsı var. Rakibe şut çektirmedik. Kalemizi bulamadı. Skorda sadece eksik kaldık. Bu skorda ikinci yarı tamamlayacağız. Siz zaten bu videoyu izliyorsanız Remzi Kamala ikinci yarının kefilidir. Riyacet. Biz video çektik, paylaştık. Oldu bitti değil kardeşim. Biz videomuzun arkasındayız. Biz işimizin arkasındayız. Biz kaliteli adamız. Yani öyle aman çektik olur biter işine gelemem ben kardeşim. Biz bu işin mektebini okuduk. Allahu Ekber. Haydi.
Devam. Şimdi Iniesta ile başlıyoruz. Hop geri Cancelo, Iniesta ile yine aldık topu abi. Messi, De Bruyne, Ronaldo. Şöyle gördüm Griezmann'ı. Griezmann'dan Messi'ye. Messi yukarı oynayabilirdik. Oynayamadı. De Bruyne ayak koyabiliriz. Koyamadık. Koymadığınızda ya niye koymuyorsun diye ayıflanan çok oluyor. Ver kardeşim. Ver Emboğlu. Tamam. Çocuk sonradan sonraya açıldı ha eleman. Sonradan sonraya bak pasmaz. Aa! Kesin gol dedim lan. Nasıl kaçtın lan? Ulan Arap. Şş. Abdest mi yok la sende? He, Turkish Girls mi yazdın lan yoksa Google'a? He? Ahlaksız. Hocam Grizu hop indir. Biz şu an Savaş'ta defans yapıyoruz. İlk yarı farklı bir rakip vardı. İkinci yarı farklı bir rakip var. Acaba abisi verilen telefonu falan mı dedi acaba? İkinci yarı çocukla ilk yarı çocuğun alakası yok bu arada. Bu kadar ofansif oynayan bir insan değildi. Hocam Neymar. Tamam. Oyun değişikliğine izin verir misin? Bak en sevmediğim şey rakibin oyun değişikliğine izin vermemesi. Heh. Şimdi oyun planına geldik kardeşim. Harry Kane geldi. Onun üzerine Ronaldinho buraya geldi. Ve Havertz'i de alıyoruz. Yazık. Aldatılmış adam. Şuraya Neymar'ın yerine de Mbappe'yi mi alalım, Bale'i mi? Bale'i alalım lan. Gel lan Bale. Sol bek oynadın, sağ kanat oynadın, sağ açık oynadın. Biraz da benim için sol açık oyna. Sonra golf oynamaya gidersin kanka. Sıkıntı yok. Hayır sen ne anlatıyorsun? Marquinhos, Mbappe. Evet. Bayağı güzel taç. Ben ikna oldum bu arada. Carlos'tan Van Dijk, şöyle Pepe. Pepe'den hocam Gareth Bale'a. Gareth Bale şöyle gördü. Gareth Bale'dan bindirme. Aklıma şey bindirmesi geldi. Barcelona maçı bindirmesi geldi. Havertz sağ ayakla olmadı. Hocam Arnold gelir. Ay ben vuruyordum ha. Oradan gelişine vurdum da olmadı. Şimdi baba Pepe. Grizu oyna abisi. Pepe. Oyna abisi. Peki Haaland. Peki Mbappe. Ver abisi. Iniesta. Şöyle gördü Van Dijk'ı. Van Dijk olmadı. Evet. Kylian ver abisi. Oo güzel geldi. Ay keşke gireydi lan. Keşke gireydi ha. Şimdi arkadaşlar Harry Kane indirir misin bir tane? Yani az süre kaldı sana ama bir şekilde şey yaparız. Telafisini yaparız abisi. Şöyle hocam. Di Maria. Kötü pas Havertz. Kabul edelim. Yani senin yüzüne şu Di Maria'nın düştüğü hallere bakar mısın? Yani sırf sen o kötü pası yaptın diye olan işe bak. Havertz. Şöyle gördü Di Maria'yı baba. Di Maria. Şöyle gördü hocam Harry Kane'i. Harry Kane şöyle gördü. Havertz kendini affettirdi. Harika paslaşmalar. 3'ü buldular. Attılar. Bu atlar oynuyor hocam 90+3'te. Maç biterken 3-0'lık skor aldık. İlk yarının ortasında dediğimiz gibi videomuza kefiliz. İkinci yarıda skorları da buluruz dedik. Bulduk. Yani çok tatlı ataklar yaptık. En sevdiğim oyuncularla güzel de futbol çıkardık. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu beğenip kanal abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.